cause I think I do want you next to me. Kaktüsümüzü yapacağız. Hemen alt kısmına başlayacağız ama öncelikle size malzemeleri gösteriyorum. 3 renk ipim var. Katip saksı için katipi kullanacağım ve diğer renklerim bu şekilde. Süsleme için de elimde olan böyle bir simli iplik kullanacağım. Bunlar ipliklerimiz. Tığımız için 3 milimlik bir tığ. Broş yapacaksanız arkasına bir broş iğnesi ya da anahtarlık yapacaksanız anahtarlık için malzemeler. Bir tane dikiş iğnesine ve yer belirleyicinize ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bunlar. Hemen başlayalım. 5 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 5. Hemen bir öncekinden 4. zincirden sık iğne yapıyorum ve şu birinci zincire gelene kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Şu son yere dönüş sağlamamız için 5 tane batıyoruz. Bir taneyi batmıştık. 2. Tekrardan sıra sonuna kadar karşılarına tek batarak ilerliyorum. Sık iğnelerin karşısına yine sık iğne yapacağız. Birer tane. Dönüş yerine geldiğim için bir tane de önceden batmıştım. 3, 4 tane batıyorum. Şimdi yukarı çıkma işlemine başlayacağım. Hemen direkt yukarı çıkma işlemine için sadece arka kanatları alıyorum. Arka loop oluyor galiba bunlar. Hepsinden birer kere yapacağız ve şuraya kadar bu işlemi tamamlayacağız. Bu şekilde yukarı çıkış işlemini sağlamış olacağız. Şuraya kadar gelelim, sonra tekrardan devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir yaparak üst sıraya çıkmış oldum. Burada 3 tek bir çift olarak gideceğiz. İlk baştakine hemen yanından tek batacağım. 1 2 3 Bir tane zinciri de onu birden sayıyorum. 3 tane çekmiş oldum. Buraya çift batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi 3 sıra boyunca hepsi tek yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan bitiş işlemi için devam edeceğiz. 3 tane hepsine tek batarak ilerleyelim. Evet, şimdi bitiş işlemindeyiz. Batarak almadan kendi içinden çıkıyoruz. Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız aslında. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlayacağız. Kendi içinden çıkıyoruz. Batıyoruz. Kendi içinden tekrar geri çıkıyoruz. Yalancı sık iğne olmuş oluyor. Kenarına böyle şerit geçilmiş gibi oluyor. Bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım. Saksı işlemimiz bitiyor. Kaktüsümüzün üst kısmına geçeceğiz. Bitmiş hali bu şekilde. Ben üzerine böyle simli iplikler geçirdim. Alttan üste doğru dikiş iğnesiyle. Siz de o şekilde süsleyebilirsiniz. Böyle daha ışıltılı bir görünüm olsun diye. Zaten bu süsleme işini en son yapacağız. Şimdi bunu kenara alalım. Ve kaktüsümüzün üst bölgesini yapmaya başlayalım. Evet. Sihirli halkamızı sıktık. Hemen birinci yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Yaptığım halkaya da yer belirleyicimi sabitliyorum. Şimdi bütün ilmeklerin içine
Çift batıyoruz. İlk battığımızda dahil. Ona bir tane batmıştık ya. Bir tane daha batmış oluyoruz. 2. Şimdi bütün ilmeklerin içinde çift batalım. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Şimdi diğer sıraya geldik. Burada bir tek bir çift yapacağız. Ondan sonra üst sıraya çıkacağız. 2 tek bir çift yapacağız. Sonra tekrardan devam edelim. Ekrana yazıyor olacağım zaten sıra isimlerini. Evet, şimdi 6 sıra hepsi tek bir şekilde örüyoruz. 6 sıra hepsi tek öreceğiz. Ondan sonra şurada bir azaltma yapacağız. Şurada bir kısımda bir azaltma yapacağız. Onu göstereceğim. 6 sıra hepsi tek bir şekilde örelim. Sonra tekrardan devam edelim. Evet, benim bu renk ipliğim yarım kaldı. Elimde de bu renk iplik yokmuş. Tekrar gidip alamayacağım için. Çünkü saat 1, gece 1. O yüzden elimde olan diğer yeşil ipliği kullanıyorum. Aynı yere kadar geldim. Yani kaç sıra örmüş olduk? 6 tane sık iğne yaptık. Hepsi çift, bir tek bir çift, iki tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada hepsi tek yaptık. İki tane tek yaptım. Üçüncü de arkaları alıyorum. Buradan da bir tane alıyorum. Ve çıkarıyorum. Sıra sonuna gelene kadar bu işlemi tamamlayalım. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Azaltmaları yaptıktan sonra bir sıra hepsi tek yapıyoruz ve bu parçayı bitiriyoruz. İçine biraz elyaf koyacağım ben. Çok tombik olmayacak ama kağıt gibi de durmasın. Şimdi şuradaki küçük parçayı yapalım. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 6 tane sık iğneyi yaptık. Hemen dönüş yaptık. Yine hepsi çift yapıyoruz. Diğer parçada yaptığımız gibi. Sıra sonuna kadar hepsi çift olarak örelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Şimdi 5 sıra hepsi tek bir şekilde devam ediyoruz. Bu parçamız oluşmuş olacak böylelikle. 5 sıra ördüğümüz zaman. Ondan sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Bir de çiçeğimizi yapacağız. 5 sıra dedim ama 6-7 sıra ördüm. Siz daha çok uzatmak isterseniz daha fazla örebilirsiniz. Bunun içine de çok azıcık bir elyaf koyacağım ben. Dikiş iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde dikeceğim. Şimdi şu üstündeki çizikleri yapacağım. Bu zemin koyu renk olduğu için ben beyazla yaptım. Bunun zemini açık renk olduğu için diyorum ki koyu yeşille yapayım. Nasıl olacak bilmiyorum. Deneyeceğiz. Böyle kısa kısa oradan oraya batarak çizgileri oluşturacağız. Bu şekilde kaktüsün çizgilerini yapabilirsiniz. Çizgileri yapayım ben, ondan sonra tekrardan döneyim. Evet, bu şekilde oldu. İsterseniz şuradan hemen ilmek çıkartıp burayı biraz uzatabilirsiniz ama ben beğendim böyle.
Bu şekilde devam edeceğim. Bunu en son birleştireceğim. Şimdi hemen şuradaki çiçeği yapalım. Çiçeği de pembeyle yapmak istiyorum bu renkte. Çiçeği yapmak için zincir çekeceğiz. 13 tane zincir çektim. Bütün 12.yi sık iğne yapacağım. Ve bütün deliklerin içine sık iğne yapıyorum. Evet, hepsini sık iğne yaptım. Bir tane zincir atıyorum ve ipimi biraz uzun bırakıyorum. Ve kesiyorum. Tekrardan dikiş iğnemi aldım. Şu dipteki kısımlarda rastgele iğnemi geçiriyorum ve çekiyorum. Büzdüğüm zaman şu şekilde çiçeğin şeklini verdim. Hemen şu iki kısmı da şöyle birleştiriyorum ve sıkıyorum. Ben böyle bir basit bir şey yaptım. Hemen bunu da şuraya dikeceğim. Evet, çiçeği de diktikten sonra artık saksıya yerleştirebiliriz. Şu kalan elyafı da hemen saksıya koyacağım. Bu şekilde tutturarak saksıyı kaktüsümüzü gömüyoruz. Böyle böyle dikerek ilerleyeceğim. Hemen dikelim, süsleme işlemine geçelim sonra da. Evet, şimdi simli iplikle süslemeye geçeceğim. Bunun için çok uzun bir zincir çekiyorum. Böyle etrafından dönebileceğim şekilde uzun bir zincir çekiyorum. Burayı göstermeyeceğim. Zincir çekip hemen geliyorum ben. Her ne kadar şu renk daha çok hoşuma gitse de bu video için yine bunu bitireceğim. Ama siz yine söylüyorum, koyu renkle yapın. Renk çok önemli. Ne kadar bir işte renk ne kadar önemli görüyorsunuz. Şimdi zinciri çektim. Böyle rastgele sarıyorum. Bu arka kısım gözükmeyeceği için arka kısımdan başlayalım. Evet. Bu şekilde zincirlerin arasından geçerek tutturuyorum. Hepsini değil de ara ara yerlerde tutturacağım ki böyle biraz da bağlanmış görünümü elde etmek için, hani böyle biraz da boğum boğum kalsın istiyorum. Yine burada kaktüsümüz bitti. Dediğim gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Daha kaktüs sapı bile çıkabilirsiniz yani. Bu şekilde benim iki tane kaktüsüm oldu. Bir tanesini anahtarlık yapıp diğerini broş yapabilirim. Broş yapmak istiyorsanız da
Bunları ya silikonla yapıştırabilirsiniz ya da iğne ile dikip sabitleyebilirsiniz. Kot ceketlerinize, çantalarınıza çok güzel olacaktır. Özellikle de bu koyu renginden yaparsanız kot ceketlere gerçekten çok yakışacaktır. Zaten videonun başında da görmüşsünüzdür. Ben de bunu bir kot cekete takarak size nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bu şekilde inşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer siz de bundan yaparsanız benim Instagram hesabımda beni etiketlerseniz çok memnun olurum. Evet, şimdi ikinci model olan karpuz broşu yapacağız. Ben birincisinde yapmıştım ama şuraları çok tombik geldi bana. Buraları daha böyle sivri insin istiyorum. Buraları düzelteceğim. İkinci broşum daha düzgün olacak. Ama yine de bu şekilde olacak yani. Ben yine simli iplik kullandım, zincir. Şöyle siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil ipliğe ihtiyaçlarımız olacak. Ve isterseniz simli iplikle de siz de böyle şerit geçebilirsiniz. Hemen şu kırmızı yerden başlayalım. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorsunuz ve başlıyoruz. Şimdi bunu bir tek sayıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift olarak sıra sonuna kadar bir tek, bir çift ilerleyelim. Ondan sonra sıra sonuna gelince tekrardan devam edelim. Hemen işaret belirleyicimden sonra bir tane tek yaptım. İki tek, bir çift yapacağım. İkinci tekimi yapıyorum. Şimdi çift batıyorum. Tek. İki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Ondan sonra tekrardan anlatacağım. Bir sıra hepsi tek ördüm. Şimdi arttırma yapmam gerekiyor. 3 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 ve çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift devam ediyoruz. Diğer sıraya geçtim. Burada da 2 tek bir çift yapacağız. Ondan sonraki sırada da bir tek bir çift yapacağız tekrardan. Şimdi sıra sonuna kadar 2 tek bir çift yapalım. Ondan sonraki sırada da bir tek bir çift yapalım. Sonra tekrardan devam edelim. Evet, şu sivrilik tam istediğim gibi oldu. Bunun gibi yuvarlak olmasını istemiyordum. Bu iyi oldu. Şimdi bir tek bir çifti de yaptım. Şimdi hepsi teklere geçeceğim. Kaç sıra hepsi tek yapalım? Bir sıra bir hepsi tek yapalım kırmızıyla. Ondan sonra beyaz ipliğe geçelim. Bir sıra bir hepsi tek örelim de sonra bakalım bir. Defterdeki tariften tamamen dışarı çıktım şu anda. Kırmızı ipimi kestim, tutuyorum. Bir tane batıyorum ve çıkmıyorum. Buradan sıkıştırıyorum ve beyaz ipimi alıyorum. Çıkışı beyaz ipimle yapıyorum. Bu şekilde. Bunları da arkadan, şunları da arkadan bağlıyorsunuz. Ve bir sıra boyunca beyaz iple tek bir şekilde örüyoruz. Ondan sonra yeşil ipime geçeceğim. Beyaz iple bir sıra tek bir şekilde örelim. Şimdi yeşil ipimi bağladım. İki sırada yeşil iple zemin geçeceğiz. Hepsi tek bir şekilde olacak. Evet, yeşilden de iki sıra ördük. Şimdi ağız kısmını kapatmadan önce çekirdeklerini yapacağız. Ve eğer ki simli şerit istiyorsanız şu an bu kısımda dikebilirsiniz. Ama ben buna yapmayacağım. Sadece bir tanesinde olsun istiyorum. Buna yapmayacağım için
dikmeyeceğim. Şimdi ben çekirdeklerini yapayım. Orayı hızlandırayım. Çekirdek yapmakta bir şey yok zaten. İpi sadece doluyorum. Yaparken zaten görürsünüz. Evet, çekirdekleri diktikten sonra altı kapatmadan hemen broş iğnesini de buraya dikelim. Ondan sonra en altı kapatalım. Broş iğnesinde de zaten deliklerimiz var. Hemen içten bir şekilde dikeceğim. Şimdi broş iğnesini diktim. Hemen ağzı kapatıyoruz. Uzun bıraktığımız ipe iğnemi geçirdim. Siz isterseniz bunun içine elyaf koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Buradan karşılıklı ilmeklerden alıp da bitti. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.